niye durduk burada? Bir anlamı yok. Ya dosyayı açacağız. Sen vur yukarıda sen. Burası buraya. Keşif yeri. Yukarı gidiyoruz. Hayır, niye sinirleniyorsunuz onu anlamıyoruz yani. Biz de mi sinirlenelim o zaman? Yok abi bey, burası... İyi niyetimiz susmalıydı. Ya ben bir şey yapmış değilim zaten. Herkes konuşturmaya, dinleyin çalışıyorum. Yok, ne yaptık, siz, ne olduk yani? Kalabalığın içinde böyle bir şekilde yapacaksın. Herkesi götüreceksin. Bir şeyler mi şeyler yani? Gelin küçük yürüdün. Yani vatandaşlar rahatsız mı oluyorsunuz Hakim Bey? Bir dakika. Hey, vatandaşlar rahatsız mı oluyorsunuz? Oluyorum. Niye? Vatandaş sizi rahatsız mı ediyor? Ya bir saniye. Ne yaptı? Bir saniye, bir saniye. Burası bizim yerimiz, yurdumuz. Elimizde kimse alamaz. Biz buradayız. Gönderin bunu ya, gel misin? Niye gelmeyecekmiş ya? Ya bir dakika, bir dakika. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Biz buradayız. Burası benim yerim. Gelmeyecekmişim, neden? Neden gelmeyecekmişim? Arkadaşlar bir dakika, bir dakika. Yazıklar olsun ya. Abi, yazıklar olsun. Biz buradayız. Biz bunlardan hukuk bekliyoruz ya. Duruş ve halka açıktı. Halk olarak biz de buradayız. Arkadaşlar bir dakika, bir dakika. Yanlış anlaşılma. Duruş ve halka açıktı değil. Bir saniye arkadaşlar. Gelmeyecek. Bir dakika, uzaklaşın biraz. Gidelim hocam. Hocam ay bize parmak sallayamazsınız. Gelen yine gelsin. Gelen yine gelsin ama burası şey yeri. Hey, nedir? Davacılar yine olsun. Hepimiz davacıyız. 70'ler davacı var burada. Gel oluyor o zaman. Hepimiz davacıyız. Bu avukatları biz tutmuşuz. Bunlar bizi temsil ediyor. Arkadaşlar bir dakika. Bizi temsil ediyorlar. Arkadaşlar siz kimi temsil ediyorsunuz? Siz kimi temsil ediyorsunuz? Biz çok biliyorlar. Her şeyi biliyorlar. Tamam abi. Tamam bir gidelim. Orada bir konuşalım. Tamam abi. İbrahim. Galeriye gidiyoruz. Şu Ayder'in girişi. Biz de şuradayız. Trafiği kapatmayın. Burası kurumun uçması. Kesin koronan alan. Bütün hepsi buranın bölge. Şuraya kadar gideceğiz. Buraya kadar gidiyor. Şuraya kadar gidiyor. Yani hangi birine gideceğiz yani? Ya burada nasıl? Niye şov arda yapalım canım? Hayır. Ama şov yapıyorsunuz diyorsunuz ya. Biz tamam. Niye şov yapalım? Biz avukatız ya. İşimizi yapıyoruz. Şovu yapan kendisi bize şov yapın diyor. Şimdi bu biz bu davayı kazandık. Rize İdare Mahkemesi yaptığı bilirkişi keşif şeyiyle sürecinde bilirkişiler geldiler, baktılar. 2-3 tane bilirkişi arkadaşımız, uzman arkadaş vardı. Sonuçta burayı değerlendirdiler, tespitlerini, değerlendirmelerini yaptılar. Rize İdare Mahkemesi de yürütmeye durdurma kararı verdi. Akabinde de iptal kararı verdi ama çevre şehircilik iptal şey yaptı, itiraz etti. Samsun'a gitti. Samsun Bölge İdare Mahkemesi de eksik bilirkişi incelemesi yapıldığı gerekçesiyle dosyayı usulden bozdu. Dolayısıyla tekrar dosya şimdi huzurumuza geldi. Buranın özel proje alanı diye geçiyor. Hali hazırdaki imar durumu. Burada da arbitorum, şenlik alanı ve kaplıca tesisi çevresi, otopark ve düzenlenmiş yeşil alan diye imar planında geçiyor. Çevre şehircilik bunu kamusal bir şeyden, hizmet alanından çıkartıp özel bir otel alanı haline getiriyor. Biz de buna itiraz ettik. Davasını açtık. Durma, muhtar bizi getirecekti. Ya ilk defa mı karşılaşıyoruz? Siz kaybolmayasınız diye, beraber gidelim diye yani biz onu verdik. Muhtar o. Bizim ekibatı olsanız biz diyeceğiz. Niye ortamız? Hakim Bey. Biz... Hani tamam anladım ben. Tamam. Bakın buradaki insanlar şu sınırdan ahşabın üstünden çıkıyor. Haydi mi? Burası Avusol Yaylası'nın girişi aslında yani tavuğa kadar çıkmış olduk. Ne kadar yukarıya çıkacak, ne olacak, ne bitecek noktasında bunu görebilmesi için falan da bu. Burada mahkemenin vereceği karar buradaki o kamulaştırmalarında akıbetini belirleyecek aslında. Şimdi burada Çamlıhemşin Belediyesi Çamlıhemşin'de konut, ticaret vesaire noktasında sorunlar olduğu gerekçesiyle yeni bir konut alanı yaratmak düşüncesiyle bu alanda müvekkillerimizin konutlarının şeylerinin olduğu, bağ bahçelerinin olduğu yukarıda Sırp Gölü var. Sırp Gölü'nün arazileridir. Bu arazilerin planlayarak TOKİ marifetiyle bir kent yaratma projesi. Adı da konut, ticaret, turizm, cami alanı. Ve işte şuradan başlıyor.
şu burnun arkasına kadar da devam ediyor. Ve bu alanda üretimlerin arazilerini kamulaştırıp işte bina yapacaklar vesaire. Toki de yapacak edecek ve davada bunun üzerine açılmış bir dava. Şimdi velhasıl sizden yani buradaki bu Toki projesinin uygun olmadığına dair bir rapor bekliyoruz. Eğer böyle olursa mahkemede bu raporunuza her ne kadar raporla bağlı değilse de. Acele kamulaştırma ile ilgili karar kesinleşti. Danıştay acele kamulaştırma kararını reddetti. Dava daireleri, idari dava daireleri genel kuruluna gitti. O da onayladı kararı. Dolayısıyla buradaki acele kamulaştırma kararı iptal edilmiş. Şimdi DSİ şöyle diyor. Yani buraya diyor şey yapın diyor. Bahsekonu parsellerin Fırtına Deresi'nin taşkın tehdidi altında bulunduğu belirlenmiştir. Bu sebeple Bahsekonu yerin mevcut haliyle imar planı değişikliği yapılması uygun görülmemiştir. Meydana gelmesi durumunda taşkın tesisi olan yerlerde dahi taşkın ihtimali bulunmaktadır demiş. Yani sen buraya ne yaparsan yap, bu koşullarda burada tekrar bir taşkın ihtimali var demiş. Şimdi biz bunu uygun görüş olarak mı kabul edeceğiz yoksa uygun görüşü değil diye mi kabul edeceğiz yani? Ama bize göre biz değerlendirdiğimiz zaman bu bir DSİ'nin kurumsal olarak uygun görüşü değil. Yani uygun görüşü verilmeyen bir planın da hukuken geçerliliği olmaz. Yani bunu hukuken tartışırız. Ayder'i daha fazla yapılaşmaya açan bir plan yapılmıştı. Ve oradaki sit derecelerini düşüren ve Ayder'i iki katı kadar daha fazla yapılaşmayı açacak olan bir sit derecesine düşürüp büyüten bir plan yapılmıştı. Bu plana karşı açtığımız bir dava. Bir tanesi buydu. Ayder'in yapılan o bütüncül yapılması gereken planı parça parça yapmak suretiyle planın bütününü göstermeyip küçük parçalar halinde, etap etap halinde yaptıkları bir plan vardı. O plan Ayder'in en altından başlayan ve oteller bölgesi diye ifade edilen bir plandı. O parça plana karşı da açılmış bir başka davamız vardı. Burada da Çamlıhemşin Belediyesi'nin bir projesi var. Burasının TOKİ ile beraber konut, ticaret, cami ve turizm alanı olarak planlamışlar. Bu plana karşı bir dava açtık. Koruma amaçlama planı olmayınca plan olmuyor. Plan olmayınca yapılaşma olmuyor. Fakat öte taraftan yayla turizmi diyorlar. Ayder turizmi diyorlar. Turizm diyorlar. Acayip geliyor diyorlar. Pazardan itibaren kuyruk oldu diyorlar filan. Bu kadar insanı da gelmesini, gelebilmesini sürekli gündeme getirmek suretiyle de buradaki turizmi sürekli teşvik eden bir başka yön var. İnsanlar geldikçe onun için kafeterya gerekiyor, onun için otel gerekiyor, onun için pansiyon gerekiyor, onun için bilmem ne gerekiyor. Fakat plan yok. Anlamak mümkün değil. Yani böyle bir durum var. Yani dolayısıyla bu bölgede yaşayan herkesin böyle bir sorunu var. Yani kaçak yapıyla ilgili bir sorunu var, kaçak yapılaşmayla ilgili bir sorunu var. Gerçek bu. Bununla ilgili olarak sorunların bir bütün olarak çözülmesi lazım. Yani siyaset yapma biçiminin de değişmesi lazım. İnsanları kaçak yapısı üzerinden yakalayıp bana oy vereceksine götüren bir süreç yaşanıyor. Ve bu işlevsel, yani işlevsel, yıllardan bu yana işlevsel. Yeşil Yol'a karşı çıkanların kafelerine gidip mühürlediler yani örneğin. Karşı çıkmayın diye. Ve oradan Yeşil Yol'un yapımını sağlamayı düşünüyor. Yani işin tuhafı. İşte yani orada Ayder'de bir plan var. Fakat bu planı bizler görmüyoruz. Ama o planın bir parçasını getirip aha diyorlar buraya oteller bölgesi yapacağız. Peki Ayder'in geri kalanını yapacaksın? Bunu vatandaş bilmiyor. Fikir beyan edemiyor. Ve fikrini de soran yok zaten. Yani vatandaşla devletin, idarenin bir araya gelip bunları konuşması lazım ve ortak bir çözüm bulması lazım. Ama bu olmadığı müddetçe ben biliyorum şeklinde yürüyorsa, birisinin eleştiri getirdiğiniz zaman tamam not alın ben bunlara bakacağım edeceğim deyip çekip gidiyorsa ve arkasından bir daha da geri dönüp bakmıyorsa bu işler böyle devam eder ve maalesef çözümü de olmaz. Ben maalesef Fırtına Vadisi'nin çok büyük bir turizm potansiyeli olduğunu düşünüyorum ama bu turizm potansiyelinin bu uygulamalarla hızla tüketildiğini ve yok edildiğini de düşünüyorum. İsteriz ki ülkemizin kaynaklarını en doğru şekilde kullanalım ama maalesef bugünkü görünen uygulamalar bunun tam tersi. Şimdi tabii birçok şeyi gizli kapaklı yapıyorlar. Vatandaşın gelişmelerden, yapılan işlerden birçoğunun haberi yok. Çamlıhemşin'i imara açıyoruz. Yani birinci derece sit alanları, ormanlar, meralar. Önlerine ne gelirse siyasi iktidar inanılmaz bir biçimde Çamlıhemşin'i sanki öyle bir yani yağma, bir yağma anlayışı, bir yağma politikası yıllardır
sürüp gidiyor. Biz şimdi gelişmede şu Ayder ve çevresinde birinci derece sit alan alanı olan yerleri kamulaştırdılar. Arkasından sit alanından çıkarıp yapılaşmayı açmak için hassas bölge adı altında acayip bir şey getirmeye çalışıyoruz. Şu anda içinde bulunduğumuz coğrafya da birinci derece sit alanıdır. Orman ve milli park. Buraları da şimdi yine aynı şekilde birinci derece sit alanı koruma statüsünü düşürüyorlar ve turizmi açmaya çalışıyoruz. Ve vatandaş da tabii ki bin yıllık kendi topraklarında mülteci olmak istemiyor. Vatandaş kendi topraklarına sahip çıkmaya çalışıyor. Ne oluyor, ne bitiyor bunu öğrenmeye çalışıyoruz hep beraber. Şimdi ben muhtar olarak yapılan hiçbir şey güzel değil. Doğaya uygun değil. Çevreyi bozuyor, yıkılıyor. Yeniden bir daha yapılıyor. Örneğin şu yanımızdaki duvarlara bak, bir tane çimento yok. Müteahhit parasını almış gitmiş. Neden bakılmamış? Ve şimdiye kadar Ayder'de yapılan ihalelerde de, projelerde de çok eksikler var. Ayder'de planlar yapıldı dediler, 2 senede kaplıca hazır olacak dediler. Şu anda 4. senesi bitmemiş. Belki de 2 sene daha sürecek. Ve öncekinden daha berbat bir proje yapıldı. Olmadığı zaman beğenmiyorlar, yapıp bir daha bozup yapıyorlar. Bunu baştan konuşsak, baştan görüşsek, baştan planlı bir şekilde hazırlık yapsak hep beraber çok güzel şeyler olacağına inanıyorum ben. Ama bu yapılmadığı için de biz bunlara karşı geliyoruz. İşte şu andaki burada olduğumuz yerde de sürdürülebilir alan, imara açılıyor. Kim için açılıyor, kime soruldu, neden bu doğa bozuluyor? Biz doğamızı koruyoruz, güzel bir şeylerle yapılsın istiyoruz. Burası milli parklar. Aynı milli parklar, evet. Sit alanı, milli parklar koruma altında ama şu anda imara açık kullanmak için burayı. Statü değişikliğine gidilmiş. Niye gidilmiş? Kime sorulmuş? Ne için gidilmiş? Biz de bundan haberdar olmak istiyoruz. Ayder'de hiç altyapı yok. Yazık günah. Karadeniz'in göz bebeği turizm bölgesinin altyapı yok. Yıkım kararları var ama uygulanmıyor. Biraz da siyasi yollar, o konuya girmeyelim. Çünkü şöyle, yıkım kararlarını çevre şehircilikle, belediyeyle, ben muhtar olarak imzalıyoruz, dağıtıyoruz 15 gün içerisinde. Fakat uygulama yapılmıyor.